Merhaba arkadaşlar, Baş Şişman'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Altay kariyerimizin 3. bölümündeyiz. Gelin isterseniz nerede kaldığımızı kısa bir şekilde hatırlayalım. 3-2 Adana Demirspor'u yenmiştik. İlk galibiyetimizi almıştık. 3-3 Giresunspor'la beraberlik ve Sivasspor'la beraberlik var, 2-2'lik ve son maçımızda da Kasımpaşa'ya 4-1 yenildik. Ve şimdi bu bölümde Konyaspor'la başlayacağız. Sonrasında Fenerbahçe'yle, Antalyaspor'la, Trabzonspor'la ve Göztepe'yle maçımız var. Büyük ihtimalle bu 5 maçı da bu bölüme sığdırırız. Maçımıza geçmeden önce mevki değişikliği olan arkadaşları göstereceğim. Şuradan kadro merkezinden Martin Rodriguez sol taraftaydı. Biliyorsunuz sol kanat olarak değiştirirsek büyük ihtimalle sağ kanatla çalıştırabilme şansımız olacak. Belki bir ihtimal. Sol kanat yapınca bakalım rating yükselecek mi? Yaptık. 71'e yükseldi. Çok güzel. Normalde sol kanat sağ kanat bakanı Rebuild'larda kullanıyoruz. Ama burada 27 yaşında olan arkadaşımızı belki bir ihtimal daha hızlı gelişmesi açısından sağ kanat yapabilirim. Bu şekilde pası ve şutu yükselecek. Normal yapsaydık açık kanat oyuncusu, ters kanat oyuncusu. Ya burada ya pası gelişiyor ya bitiriciliği gelişiyor. O yüzden biz gene bu bakı kullanalım arkadaşlar. Madem böyle bir şansımız var. Hem bitiriciliğimiz gelişsin, hem görüşümüz, orta açma, kısa pas, uzaktan şut, top kontrol, reaksiyon gelişiyor. Bu şekilde bırakalım. Ve sağ kanat bakını da burada da kullanmış olalım. Battı balık yan gider. Burada Tassiano orta sahadan ofansif orta saha değiştirmek istedim. Yedek olarak şu anda da formu kötü gözüküyor. Acaba 69'dan yükselecek mi? Basıyorum. 70'e geldi arkadaşlar. Formu kötü çünkü oynamadığı için büyük ihtimalle. Ne verelim bu arkadaşa? Zayıf ayağı gelişsin, pası gelişsin. Gelişmiş oyun kurucu yapalım. Bu şekilde yavaş yavaş gelişir. 12 hafta sonra da aslında ofansif orta saha olarak bırakırsak şu şekilde. Uzun pas, kısa pas, penaltı, görüş ve hızlanması da artıyor ve ofansif çalışma oranı zaten yüksek. Daha da yükselirse gole katkıda daha fazla oranda bulunabilir diye düşünüyorum. Hemen bu arkadaşı da geçtikten sonra burada bir tane daha ofansif orta saha gelişim planı var. Marin, bu arkadaşı niye böyle yapmışız? 3 tane ofansif orta sahamız olacak. Hatta birazdan bir arkadaş daha var. Türk, onu göstereceğim. Ofansif orta saha değiştiriyorum. Bunu biz bu şekilde değiştirmeyelim. Ya da değiştirip geri değiştirsek acaba ne kadar fark olacak onu görmek istiyorum. Şimdi MOO'ya değiştirdikten sonra bakalım ne kadar artıyor. Hiç artmadı. Biraz şoka uğradım açıkçası. Biz bu arkadaşı ne yapalım biliyor musunuz? Bence bu arkadaşı sağ kanat olarak değiştirelim. Bu şekilde 4 hafta sonra hem hızı gelişecek, bitiriciliği gelişecek. Olmadı. Belki sezon noktasında kiraya da verebiliriz. Bakalım duruma göre. Bir arkadaş daha vardı. Bu da mı ofansif ortası olacakmış? Allah Allah. Bu arkadaşı da biliyorsunuz serbestlerden bulmuştuk. Hadi bakalım bunu deneyelim. Bu ne kadar yükselecek? Bu da kaldı. Tamam o zaman. Ofansif ortası olarak kalsın. Bu arkadaşı da kiraya versek belki o da olur. Biz bunu MO'ya geri döndürelim arkadaşlar. Belki gelişim sağlar. Ondan sonra acaba şöyle başka bir şey ne var burada? Varga. Ha Varga bir dakika. Ha Varga zaten kendi kendine çalışıyordu. Bu tamam. Bu kalsın. Şu arkadaş da sol kanattan sağ kanada gelişiyor. Tamam kalsın. Bu da sağdan sola. Sağ kanattan sola. Tamam. Santrafor devam. Ha. Hüseyin Öztürk. Altyapıdan çıkardığımız oyuncumuzu normal santrafordan ofansif orta sahaya çevirmek istiyorum. Çünkü sahada 3 tane Türk oyuncu olması açısından en azından bu arkadaşı orta sahada kullanabiliriz. Zaten forvette bir tane Türk kardeşimiz var. Şuradan göstereyim. Kazımcan Karataş. Onu kullanmak istiyorum santraforda. Bu 53'lük arkadaşımız da daha hızlı gelişirse bunu da bilmiyorum artık 80 galiba potansiyeli olabilir. Buralarda bu şekilde gördük. Haydi bakalım diyoruz. 11. sıradaki Konyaspor'a karşı maçımız var. Maçımıza geçmeden önce lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi o zaman ilk maçımıza geçelim. Evet, takımlar sahaya gelsin. Hadi bakalım. Konyaspor'un ilk 11'i falan filan sayma. 89 numara diyor falan filan. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben gene herhalde sinirleneceğim büyük ihtimalle. Çünkü bu oyun benim için yapılmış ya. Benim hayat felsefem. Taner sinirlensin, sinir krizi geçirsin. Zaten yüksek tansiyonum var anasını satayım. Hiç böyle normal kazanmasın çocuk ya. Önünde bir şey olmasın yani. Ha. Pas verecek, pas. Pas verecek mi? Kendi mi gidecek? Oha! Vallahi golü bıraktım ha. Vallahi golü bıraktım. Evet, RTM Kravets golümüzü attı. Bize attı yani golümüzü. Çok güzel, çok güzel. Offside yok. Gol 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 yok bizde gol olmaz. Bizde gol olmaz. Şu şekilde. Ortamız var ama golümüz. Vay be. Vay be. Şimdi sinirlenme yok. Şimdilik yok. Birazdan ikinci golü yiyince. Güzel. Kaleci Liz. Şimdi 3 Türk oyuncu kuralını söyledik arkadaşlar. Sol bek, defansif orta saha ve defansımızda 3 tane Türk var. Oyuncu değiştirirken de bunlara dikkat edeceğiz. Kafayı vur. Ondan sonucuma. Çok güzel. Arkaya geçerse harika olur. Geçmedi. Lan bir ol oğlum topu.
Aa, nereye attın lan? Sakin ol. Pası ver. Kaleci ne yapıyorsun kaleci? Kaleci ne yapıyorsun kaleci? Ah. Abi kaleci kafayı yemiş ya. Çeşit. Değişik insan. Ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Allah belanı vermesin. 2-0 oldu. Nalet olası pislikler. Şimdi ceza sahası... Bu eller var ya, eller açık, eller kapalı muhabbeti. Ben sadece penaltılar hariç diye açtım şu anda. Normalde olması gereken sürekli açık olması aslında ama FIFA 22'de aşırı derecede penaltı oluyor. FIFA 21'de bu kadar olmuyordu yani. Ben açık da oynadım daha önce. O yüzden saçma sapan aşırtılı ne ya? Aşırı derecede penaltı olduğu için ya bana da yarıyor aslında ama yaramadığı zamanlar da oluyor. Genelde o yüzden kapattık o fonksiyonu. Çok güzel. Çok güzel. Ama o bir gitsin. Nalet orası pislikler. Hop, kaleci orada. Sakin oğlum. Kalecimiz olduktan sonra sadece kaleciye kalsın yeter ki yani. Ver tekrar. Ver ver ver. Tekrar ver. Tekrar ver. Lan nereye attın? Dönsene. Yas kale. Yas 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 kale. Gol yiyeceğiz diye vallahi uğraşıyoruz ha. Bak bu golü atmazsan geçersen. Bizim şansımız mı yok? Ben anlamadım ya. Arkadaşlar bu Altay mı bana ters geldi? Ben anlamadım. Geçen sene Antalyaspor kariyeri yaptığın zaman gerçi orada şey vardı ya. Kanatlarımız çok hızlıydı. Hamilton olsun, ne bileyim, o genç çocuk vardı ya. Kanatlardan bayağı bir şey yapıyorduk. Çünkü güzel ayaklar da yalnız vardı. Podolski vardı. Ya oyun bu kadar değişmiş olamaz ya bence. Bence oyunculardan kaynaklanıyor yani. Ne yapayım lan? Şöyle şunu. Şöyle bir şey yapsam. Oloji. Bu neydi? Hala 2-0. Ben kimi yeneceğim? Şimdi Fener maçı gelecek. Orada da bir 10-0 yeniliriz herhalde. Rodriguez. Oğlum bu gol gelsin. Bak bu bir dönüm noktası olsun oğlum. Hadi. Senin ben attığın topu var ya. İçine ya. Ben niye orta yapıyorum ki? Kaç 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 kaç. Kaç oğlum, harikasın. Karataş bunu at. Ama bunu at ya. Sen sol ayaklı mısın bakayım lan? Sol ayaklıymış ya. Ah Kazımcan, vah Kazımcan. This is the lanet olsun da. Pas verecek bak. Güzel Lis, güzel. Şimdi biraz da ofansif orta saha, şey ofansif diyorum ya. Ultra ofansif değil de şöyle bir ofansif olalım bakalım. Gol yersek de yiyeceğiz artık. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Dingiller ordusu. Ya bunlar niye geçmiyor ya? Allah'ım go... Vallahi tam ovalamalık pozisyon ha bunlar. Sakin ol. Sakin ol. Biz ne yapalım derken ne oldu ya? Bak. Senin ben... Arkadaşlar, Azi Alkmaar Kazımcan'ı istiyor. Normalde verirdim ama şu anda Türk kuralından dolayı bu şekilde bu çocuğu vermek istemiyorum. Kazımcan bizim çocuğumuzdur, kalsın. Teklifi reddet diyelim. Zaten kiralıktan ben onu çıkardım. Şimdi burada kamera kapalı olsa, Şekler aynı şekilde bu oyunu yapsam, oynasam giderim, bir hava alırım balkonda. Sinirim geçsin, gelirim yine oynarım. Burada yine oyuna yapamayacağım için. Yani lanet olası bu oyun ne kadar zorlaştırılmış. Yani Allah belanızı versin sizin FIFA. Bu kadar sinirlenmem, ben hayatımda bu kadar zor bir oyun görmedim ya. Sanki God of War oynuyoruz son level'da böyle.
Çok garip. Diğer maçımız Fenerbahçe, ona geçeceğiz hemen. Yani belki büyük takımlara karşı bir şansımız olabilir. Onu düşün. Büyük takımlarla oynamak belki daha kolay olabilir. Bakacağım, şu anda 16. sıradayız. 10 maçta 7 puanımız var. Yani bari 10 puanımız olsaydı ya. Lanet olsun. Tamam, bu çocuk Hüseyin Öztürk ofansif ortası olduğu zaman ilk 11'de de başlatabiliriz. En azından Türk statüsündeki oyuncular arasında zorluk olmaz. Sonradan Pinares gelebilir ya da Tassiano girebilir. Karataş girecek zaten artık. Çünkü Payık Sağ'ı ben de oynatmak istiyorum ama şu anda benim oyun stilime uymadığı için belki aralarda yararlanabiliriz. Sürekli oynatmak istediğim bir oyuncu değil ama Kazım Can'la oynayacağız. Onu belirteyim arkadaşlar. Zaten Tagir gelişmesini istediğim bir oyuncu. Björkan Derns 25 yaşında, güzel. 67 reytingli, bir reytingde yukarıda zaten. Aslında oynatabiliriz ama ben Tagir'in daha çok gelişmesini istiyorum. En azından hızlanması çoğalsın. Valakari kiralık verilmiş. Oo, güzel. Valakari gitmiş. Gitsin, oynasın, gelsin. Şimdi o zaman önümüzdeki Fenerbahçe maçına geçeceğiz. Bakalım sinirlerimiz hat safhada mı olacak yoksa biraz daha rahat bir futbol oynayacağız. Haydi maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, Fenerbahçe maçına geçmeden önce bir raporumuz geldi. Hemen rapora bakıyoruz. Murat Ganis, bu nasıl bir isim? Aa, Taner var. Bir dakika, şu Murat'a bakalım. 38, 50, 70, 94. Bu adam defans olabilir. Orta saha olsaydı keşke. Acaba bunu alabilir miyiz? 500 euro alalım bakalım. Neyse, belki soy ismi de çok garip ya. Ganis sanki böyle Yunan soy ismi gibi. Neyse, biz bunu alalım. Taner Binici. Ha! İlk defa Taner diye birisini görüyorum ha. 55, 73, 71, 94. 1 milyon 100 bin mi? Gel bakalım, sen kimsin dostum? Gel 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 gel. Gel hemen şuraya bir dakika arkadaşlar. Maça falan geçmeyelim. Heyecanlandım kendimi görünce. Genç takım. Neredesin? Dengeli. Taner Binici. 62 gen mi? Şu gelişim planına bakalım neymiş. Fizik gücü var. Hızı var. 70. Bitiricilik 58. Beceri hareketleri 4. Zayıf ayağı 4. Üf be. Ya işte ben böyle bir oyuncu arıyorum ya. Herkesin böyle kariyerinde böyle güzel bir adam çıkarıyorlar. Onunla devam ediyorlar. Bizim de kahramanımız niye bu olmasın? Hem de çok güzel bir şekilde denk gelen Taner ismi. Taner Binici. Tamam, biraz komik ama. Şöyle yapalım. Biz bunu gol makinesiyle çalıştıralım. Penaltısı, volesi, şut gücü çalışsın. Dayanıklılık 65'miş. Çoğalsın. Gücü de 72 bak. Fark ettiniz mi? Şunu gol makinesiyle çalıştıralım. Hemen A takıma gelsin arkadaşımız. Belki bir dahaki maçta oynatırız bile. Şu kimmiş? Sağ bek. 42 ratingli, 70-94. Ne kadar potansiyeli var bilemeyeceğiz tabii. 71 bile olabilir yani. Şöyle defansif açık bek verelim. Gücü, dayanıklılığı falan filan çoğalsın. Bu da burada takılsın, 16 yaşındaymış zaten. Burada alabileceğimiz başka oyuncu var mı diye bakıyorum. 57'lik kalecimiz var. Aslında bu kaleciyi alıp kiralasak o da olabilir. Seni A takıma yükseltiyorum dostum, gel. Bu sol bek çocuk kim? 59. 59 olmuş. Sol bek, sağ kanat bek. Bu da gitsin şey, kiralansın. A takıma gel. Bunlardan bazılarından bir çocuk olmaz ama biz şu takıma yeni getirdiğimiz arkadaşlar bir rol verelim. Taner Binici neredesin? Gelişim planı. Biz zaten sana büyük potansiyeli var. Hmm. Güzel güzel. Forma numarası ne olsun? Ben sana bir forma numarası vereyim dostum. 7 numara zaten doludur büyük ihtimalle. Ben sana 77 vereyim. En azından Antalya'nın plakası olsun. 07 olmayacağı için 77'yi verdik. Güzel. Basın toplantımızı yapalım. Maçımıza geçelim arkadaşlar. Oo, güzel bir başlangıç. Değişik, Süper Lig topunu köşeye koymuşlar. Köşeden mi gireceğiz biz acaba? Altay'ımızın stadı Bornova Aziz Kocaoğlu stadına hoş geldiniz arkadaşlar. Taraftarımız yerini almış. Güzel bir maç olsun. Haydi bakalım, Fenerbahçe maça başladı. Berisha falan filan. Çok sağlam takım. Tabii Konya'ya benzemez. Bize belki 5 atarlar. Pasımızı verelim. Tekrardan pasımızı verelim. Harika. Harika. Vur. Abu, nasıl geldik lan biz buraya kadar? Ben böyle heyecandan ne yapacağımı da şaşırdım. Fenerbahçe'ye karşı yani, gerçi üçlü defans. Üçlü defansa karşı belki biraz daha şansımız olabilir. Kaçırdı. Bu kimmiş? Cuba. Cuba. Cuba'ya vurdurmayın. Ananı avradını, bu ne ya? Artıyorum. Toprağım niye böyle yaptın ya? Hani ben de Rusya'dayım ya, o açıdan toprağım oldu. Yine gol, yine gol. Harika bir şut. 1-0 gerideyiz. Sanki ben Fenerbahçeliymişim gibi, onu yönetiyormuş gibi anlatıyorum topu. Bak. Ya Rabbim ya Resulallah. Nazar değmesin bu takıma. Harika bir takımımız var ya. Yani böyle bir takım dünya üzerinde yok. Nereye atacaksın acaba?
şimdi ben ne kadar da şöyle de otursam, yanda dönsem, bu şekilde de yatsam bu adamlar beni yenecek. Hiç kendimizi kandırmayalım arkadaşlar. Artıyor mu bak? Hocam bir offside olsa ya. Olmuyor değil mi? Pelkas. Pelkas ne yapacaksın? Kaleci güzel. Serdar Aziz sen ne yapıyorsun dostum? Harikasın be kalecimiz. Kalecimiz resmen uçtu ya. Poz verdi yani. Oha. Ama bu da olmaz ya. Sakin. Sakin. Şu topu bir al. Berisha. Güzel. Arkadaş. Arkadaş. Arkadaş ya. Ne oluyor ya? Ben ne yap... Bir de ofs şeymiş ha. Korner olmuş. Lan niye? Arkadaş ya niye oraya atıyorsun ya? Adam bomboş sağ tarafta gitti, orta sahaya topu verdi ya. Mal! Ya bir offside, offside bir şeyler, bir faul, mal. Bak. İyi kalecimiz kurtardı. Korner mi olacak? Senden çıktı gerizekalı. Lan! Ben bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arkadaşların oyun görüşü, oyun zekası sanki şeye göre ayarlanmış. Yani burası nasıl olsa Altay demişler. Hepsinin reytingi düşük falan demişler. Adam pas verme özelliği yok ya. Pas ağzını kırayım ya. Tüm. Şimdi büyük ihtimalle bu maçtan sonra da balkona çıkıp sigara içeceğim. Yol gözüktü yani. Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, üç kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya. Daha çok vakit var. Maalesef. Çok geç. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Geç. Bir saniye ya. Ben niye bunu yapıyorum ki? Defolun gidin lan. Kimi çıkarayım ben? Kimse de yorumlamış ki. Bamba çık oğlum oradan. Gel buraya. Kazımcan gelsin. Şu bizim Taner kaç koşuyormuş? 72. Bir dakika ya. Bamba değil de. Gel bakalım Tanercan. Şey Tanercan ne ya? Kazımcan'la karıştırdım. Taner Mirci nasıl olsa burada yenildik arkadaşlar. Ben kendim zevk almak istiyorum arkadaşım. Ne yapayım yani? Şu Yıldırım çıksın buradan. Akpınar girsin. Orta saha. Şu anda 1, 2, 3, 4 tane Türk'ümüz var sahada. Maça devam et diyelim. Tabii canım. Faul falan yok. Eşek spası. Aa! Pası verdin yere bak. Tabii canım. Her vurduğun gol olsun zaten. Güzel. Halil at. Halil harikasın oğlum. Of. İlk 3'e girer bu gol. Halil hiç bekletmedi. Şey, Halil ne ya? Akpınar deyince Halil geliyor aklıma. Murat Can mıydı? Neydi çocuğun adı? Tekrar aldı. Bu golü görmek istiyorum. Ama Altay çok öndeymiş ve sol taraftaymış. Şimdi 3-1 oldu. Bakalım ne olacak? Bakalım neler neler olacak? Şu bizim Taner Binici'nin bir pozisyona girmesi falan yok mu? Bir golü yok mu? Harika olur bence. Yenilsek de beraberiz. Neydi o? Ayrılsak da beraberiz. Ayağını kırarım senin. Max Meyer topa girmiş. Şu Zubba çıksın bir artık ya. Arkadaşım 65 yaşına gelmişsin sen. Gelip Fenerbahçe'de oynuyorsun. Çok güzel oğlum. Hadi belki bir gol olur. Lan bastım bastım. Allah senin belanı vermesin. Bırak golü ya. Bırak golü de yerim de. Artı 5 olacak. Golü de yiyeceğiz. Ya bastım. Üçgene bastım ya. Yemin ederim bastım ya. Bak. Kaça kadar oynatacaksın acaba? Artı 5 oldu. Oyuncu performansı. Hiç oynayan adam var mı? Bakalım. 9.5'la adam kaleciye bak. 9.5'la oynamış ya. Böyle bir şey var mı? Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Akpınar 7.4 almış. Başka da bizim hiç kimsemiz yok zaten. Defansımız iyi. Bizim hep defansımız iyi ya. 9.5'la Artyom Zuba. 2 gol atmış galiba. Evet.
Neyse, maç sonu röportajına geçtik. İlerledik. Bir yenilgi daha aldık. Bakalım ne kadar çok yenilgi alabileceğiz. Bakalım takımımızı 20. sıradan 21. sıraya düşürebilecek miyiz? Lanet olası kariyerde bakalım ne kadar daha gidebileceğiz. Evet arkadaşlar, 14. sıradaki Antalyaspor'a karşı oynayacağız. Biliyorsunuz ben Antalyalıyım. Bu sene belki de Antalya kariyeri de yaparız böyle kısa bir şekilde. Altay'a yaptığımız gibi. Göztepe, Giresunspor, bunların hepsini yapmak istiyorum. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda bunları yapmak istedim biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. Antalya'ya da ekledim bunu. Çünkü Antalyaspor formamı da geldi bu sene. Formamızla beraber bir kısa bir şekilde yine 8-10 bölümlük bir Antalyaspor kariyeri de yaparız. Maçları şurada bir formaları bir ayarlayalım. Biz özelleşte diyelim. Kırmızı forması var mı Antalya'nın? Biz siyah beyaz oynayalım. Onlar kırmızı formayı seçsinler. Şuradan takım yönetimi diyelim. Bir önceki maçta gol attığı için ilk 11'e seçtim Akpınar'ı. Tagir sol tarafta sol ayaklamış. Sol tarafa koydum onu. Bu maçta da Börkandir oynasın. Ve kalemizde de Görgen var. 3 tane Türk'ümüz var şu anda sahada. Değişiklik yapacağız tabii ki. Burada Taner Binici tekrardan oyunu almayı istiyorum. Bakalım neler yapabilecek. Olmazsa Kazımcan da girebilir. Maçımıza geçerken de lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Basmadıysanız tabii ki. Her beğeni benim için bir sevinç yumağı olarak bana geri dönüyor biliyorsunuz. Hadi bakalım maçımıza geçelim. Olimpiyat stadyumu değil tabii ki. Herhalde büyük ihtimalle başka bir şey. Antalyaspor'un stadyumu. Geçmek için basılı tut diyor. Geçelim buraları boşver. Hadi bakalım bomba. Kaç oğlum bomba. Bomba şutunu çek. Bomba şutunu çek. Golle bu. Golle başladığımız bir maç daha. Bir şey de yapamadım ya. Sevinçten kolu bıraktım oğlum lan. Antalyaspor seyircisinin önünde artist mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz onu da anlamadım. Çok güzel pas. Önüne güzel aldı. Pas bile verebilirim aslında. Bak görüyorsunuz arka tarafta kaçıyor. Kaç gol olmuş Bamba'nın umurumda bile değil. 3 puan almak istiyorum arkadaşlar. Yeter diyorum. Tamam geri dön. Geri dön. Geri dön. Hayır. Milosevic golü kaçırdı. Hadi oğlum. Zafer Görgen. Biliyorsunuz Zafer Görgen'i de kiralık oynatıyorduk arkadaşlar. Sakin. Şöyle bir topumuz var mı arkaya? Oğlum ben ne güzel oynuyorum lan bugün. Pavlovic. Olmadı be. Ya bir şey anlatıyorum. Çok şey geçiyor pozisyonlar. Çetin geçiyor. Oo çıktı. Çok güzel. Gerizekalı. Şimdi Zafer Görgen'in takımı. Biz onu nereden? Çaykur Rize'den mi almıştık ya? Tam hatırlamıyorum. Oynatmıyorsanız geri verin gibi şeyler oluyor ya burada. Kiralık oyuncuları geri çağırıyorlar takımları oynamadı belli bir süre oynamadığı zaman. O yüzden bu maçta onu hemen kadroya aldım. Hem de bu şekilde orta sahadaki değişikliklerimize yardımcı olmuş oluyorum. Bir de sol bek çocuk var arkadaş. Akpınar. Verdin pasını. Güzel. Sen de verdin. Offside yok. Bak bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Hop. Mikrofonu yiyeceğim şimdi sinirden. Bu kimmiş ya? Bofin değil mi bu? Vur kafayı. Vur kafayı be. Bir daha vur. Sen de vur. Olmadı. Özkan. Özkan kim? Bofin'i satmışlar mı? Güzel. Güzel. Oğlum güzel pozisyonlar çıkarıyoruz ha. Oo, kaçırmayın. Hacı. Hacı'yı kaçırmayın. Pasa bak ya. Bir daha verecek. Oğlum bunlar ne güzel oynuyor lan. Astı. Ben bir şey anlatıyordum. Nerelere geldi olay ya. Sol bekteki arkadaş da takımı çağırdı. O yüzden bu maçta da onu almak istedim. Ama çok güzel gol attılar. Bravo. Yapacak bir şey yok. Binares. Kaçırdın. Ya çok pozisyonlara şey yapamıyoruz ya. Böyle... Keşke böyle girdiğimiz pozisyonları affetmesek. Çok güzel. Offside yok. Top bizde. Offside yok. Vur oğlum. Bunlar nasıl kaçıyor ya? Lan korner bari olaymış ya. Arkadaşlar. Bak önünde açtı. Hocam offside. Hocam offside. Of kalecimiz. Nasıl offside yok ya? Ben anlamadım. Bir daha kaçır. Tamam. Şimdi oldu. Sen de bombayı kaçır. Sen de arkaya. İşte bu. Varga bu sefer at. Varga bu sefer at. Bu sefer at ama. Şol eşecek. Sen sol ayaklı değil misin? Sol ayağıma çıkmışım. Plasayı gömmüşüm. Niye girmiyor bunlar hacım? Sen ne yapıyorsun kaleci? 80 saattir elinde tutuyorsun.
Oğlum o top nasıl geçmedi lan? O top nasıl geçmedi lan? Şuna bakın, pancar gibi sinirden var ya. Arkadaşlar çok, yani o kadar eminim ki kazanacağımıza. Devam, devam. Oyuncu değişikliği falan yok. Herif neler neler kaçırdı ya. Ulan Doğukan. Param olsa seni alacağım lan. Kaçır, kaçır, kaçır bambayı. Bambayı ye oğlum. Bamba ye onu. Hocam o... Tabii canım, şey olmaz yani. Bu adamlar neyin nesiymiş? Güzel. Kaleci süpersin. Mesaj geldi. Gelmemiş. Ulan Zafer sen... Keşke bizim as kalecimiz olsaydı. Böyle 70 rating falan olsaydı ben seni zaten bırakmazdım da. Dakika 67 değişiklik yapabilir miyiz? Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu takıma güveneceğim. Taner'i alacağım buraya. Bitiricilik fazla yok ama. Ama Bamba bir dursun bakalım. Bamba'yı belki sonra değiştiririz. Alo. Şimancım. Ne haber abi? 2 hours later. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak? Bamba'yı da değiştirmeyiz herhalde. Zafer ver pasını dostum. Bizim Taner Binici'yi aldık. Bakalım Antalyaspor'a binebilecek mi? Sakin. Halil Akpınar. Ya Halil diyorsun, geliyor çocuğa yap ya. Bak bak bak, pasa bak. Yuh 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 yuh. Oha. Oha diyorum, başka bir şey demiyorum ya. Sakin ol. Sakin ol. Hayır, bu gol olmasın. Bu gol olmasın. Of Zafer, adam var ya. Senin heykeline beton yetmez. Vur kafayı. Harika. Güzel. Rodriguez. Rodriguez koparsın. Rodriguez koparsın. Bu gol gelsin oğlum. Bu gol gelsin oğlum. Bu gol gelsin. Aa! Kaleyi bulmadı lan top. Ananasını sattımın çocuğuna bak ya. Rodriguez kaçarsın. Bak arkadan Bamba geliyor bak. Arkadan Bamba. Bu nasıl orta ya? Lanet girsin sana be. Eşşol eşek. Vallahi ağlayacağım ya. Şimdi gel bakalım. Ben sana ne yapacağım biliyor musun? Gerizekalı Rodriguez. Şu gelsin 88 hızıyla. Olabilir mi? Olabilir. Şimdi arkadaşlar. Hazır mıyız? Taner Binici sağ ayaklı. Bouture sol ayaklı. Tamam, güzel. Orta yapabilir. Devam et. Hadi bakalım. Rodriguez çıktı. Altyapıdan çıkardığımız oyuncu gelsin. Şey, altyapı değil lan o. Kimdi o çocuk? Güzel. Taner pasını ver oğlum. Taner pasını verdi de. Güzel. Pavlovic. Pavlovic. Sıçtık. Zafer yeme oğlum onu. Zafer yeme. Zafer ne yapıyorsun? Şey, Zafer ne ya? Koş. Güzel. Tekrar oraya. Harikasınız be. Şu paslara bak. Kaçırma. Kaçırma topu. Kaçırma topu. Oh, faul verdi. Belki bir şansımız var. Hop. Vay be, kaleci tuttu. Kaçır kaçır ya. Ben berabere kaldım. Lanet olsun ya. Arkadaşlar. Yani bu nasıl bir lanet bir sistem? Ben niye yenemiyorum kimseyi ya? Geç. Galatasaray 1-1 kalmış. O 3-1 falan filan. Beni ilgilendirmeyen şeyler ya. Ben kendime bakmak istiyorum. 16.'yız. Trabzonspor maçı geldi. Birisi kiralık verilmiş. Tamam. Gitsin. Niye 2 gün sonra maç var onu anlamadım ya. Kadroya bak. Yorgundur belki. Değilmiş. Arkadaşlar bu şekilde oynayacağız gene. Bu sefer böyle deneyelim. Tamam. Yine bu şekilde başlayacağız. 1, 2, 3, 4 tane Türk'ümüz var. Oyna diyelim. Maçımıza geçelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Kendi sahamızdayız. Güzel. Şeyde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndayız arkadaşlar. Hızlı hızlı konuşurken söyleyemedim de. Yani burası tabii ki Antalya'ya benzemez. Trabzonspor bizi öpebilir yani. Of. Of. Şöyle bir golümüz olmuyor, olmayacak mı bizim? Lan ilk başlarda böyle bir golle buluşamadık biz hiç ya. Hadi Rodriguez ortaya doğru. Vur kafayı. Of, bu kim lan? Varga. Varga hareket yapma oğlum. Kaleci lan, nereye gidiyorsun? Adama bak. Birinci dakikada gol yedik. 10. dakika neyse işte. Aynı şey, aynı bok. Ya benim yenebileceğim bir takım çıkacak mı buraya bu ligde? Ona niye attın?
Ona niye attın? Lan bir de Hamşik. Hamşik'i bir düşürüp penaltı yaptıracağım. Kafası kırılsın. İçeri girdi. İçeri girdi. Cervinho. Lan pas verecek diye beklerken de şut çekti ya. Demek ki neymiş? Bu kariyerin burada sonuna geleceğiz arkadaşlar. Çok güzel. Kaç. Kaç var arkaya. Arkaya vur kopayı. Güzel. Şu topun bize dönmesi şu anda büyük ihtimalle güzel bir şey. Aa, Vargas kaçıyormuş arkada ama. Şunu da gördüm ben. Çok güzel. Vargas diyorum da sürekli. Şöyle bir gol atalım ya. Dakika 44. 45. Bamba hoş geldin oğlum. Yani böyle işte illa sıfıra mı girip pas verelim ya. O kadar güzel şutlarım var, şeylerim var. Varga kendini unutturdu. Gene de atamıyormuş ha. Uğurcan gene tutuyormuş topu yani. Fark ettiniz mi? Dümdüz vurmuş gerizekalı. Kaç dakika verdin lan? Sıfır. Bir dakika vermiş. Onda da zaten biz geçirdik. Hadi arkadaşlar. Belki bir dönüş olabilir ya. Yani neden olmasın? Yani hep sürekli yenileceğiz diye bir şey yok. Ver pasını. Güzel. Bu güzel işte. Bu güzel işte. Ama arkaya attım ben ya. Ben... Of, çok güzel oğlum. Var mı arkada adam? Yok ki. Oo. Lan bu bir girseydi ya. Frontsen. Arkada iki kişi bomboş. Boş derken yani müsait pozisyonda. Onu bir alsak mı acaba? Çok güzel. Vur kafayı. Bir vur kafayı ya. Lan ne güzel diyorum. Hayvan gibi şut çıktı dışarıya. Arkada bomboş herif gene kalmış ya. Lan ben nasıl getireceğim? Beraberliği getir de öne geç de falan filan. Kaç. Bunları girme ama bunlar kaleyi bile bulmuyor benim toplarım. Ben nasıl bir kariyer yapıyorum arkadaşım? Kim var yorulan var mı? Nalet girsin hepinize ya. Tamam buraya da Karataş alalım. En azından Bamba belki sağ kanatta şey yaparsa. Orta saha çok güzel. 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 Onlar bir geçsin ama ya. Onlar bir geçsin. Bu toplar var ya. Çok güzel toplar da. Yapamıyoruz abi. Olmuyor ya. Kapasite yok. Vur vur vur. Lan vurdum ya. Ne yapıyorsun ya? Adam boş diye oturup attık. Atamadı. Sesim kısıldı yerinde. Sesim kısıldı. Tamam ben ne yapacağım anladım. Of, off'ta da oynuyorsun sen fark etmez. Gel lan. Bakalım ne olacak. Defolun gidin. Güzel. Hocam, hocam kırmızı kart ver terbiye size. Altı dakikadır şuradan çıkamadım ha. Nalet olası bir top yüzünden. Geçtik arkadaşlar. 4-1. Allah bereket versin. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kusura bakmayın. Söylediğim şeyler yapamadım. Yapamayınca da ben sinirleniyorum. Sinirlendikçe benim yüksek tansiyonum var arkadaşlar. Şey için söylemiyorum bunu yani. Gerçekten ben ne kadar sinirlendikçe, ne kadar böyle öfkelendikçe kalbim daha hızlı attıkça rahatsız oluyorum. Başım dönüyor bazen. Bu kariyeri daha fazla devam etmek istemiyorum. Rebuild'lere devam ederiz arkadaşlar. İstekleriniz varsa alt tarafa yorumlara belirtebilirsiniz. Lütfen beni anlayışla karşılayın. Daha büyük belki daha bir ne bileyim takım mı uymadı anlamadım. Altay böyle hiç zevk almadım ya. Yani gol atacağım diye götüm çıkıyor burada affedersiniz. Ama olmuyor hiçbir şey olmuyor ya. Kaç tane maç yaptık? 11-12 tane maç yaptık. Bir tane galibiyetim var. Bu nedir arkadaşım? Ya normal bir orta seviye bir takımla bir şey yapalım. Kariyer yapalım. Ben kariyeri daha çok seviyorum yani rebuild yapıyoruz ama
Oynadıkça ben daha zevk aldım, daha çok zevk aldığım için kariyer yapmaya başladım. Ama böyle yani sırf yenildikçe benim size bir bilmiyorum zevkli geliyor mu anlamadım yani. Ben zevk almıyorum açıkçası. Artı çok sinirleniyorum. Benim daha fazla sigara içmeme sebep oluyor. Ben ne yapacağımı bilemedim ya. Lütfen yorumlarda belirtin. Bana yardımcı olmak istiyorsanız rebel fikirleriniz varsa yazın arkadaşlar lütfen. Biraz kariyeri ara verelim. Başka bir kariyer çekmek istiyorum. Zaten biliyorsunuz FIFA 22 çıkınca GTA ile birleştirmeyi düşünüyordum. Ona ait bir projem var. Ama kendi takımını oluştur olarak yani. Bu normal bilinen bir takım değil. En azından başka bir takıma da kötü davranmamış oluruz. Yani mesela adam oyuncu bamba kötü oyun ediyor. Küfür ediyoruz. Adama yazık yani sonuçta. Neyse diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Videoyu beğenip beğenmediğinizi bilemiyorum. Şu anda saçma sapan bir video oldu gibi oldu. Lütfen benim hatırıma beğenirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.